İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinden haberler. NATO'nun Suriye'de konuşlanmış Rus askeri üssüne saldırısı mümkün mü? Ermenistan Cumhuriyeti'nde teyit edilen 25 koronavirüs enfeksiyonu vakası daha tespit edildi. Genel sayı 290. Ermeni uzmanlar Halep'te dezenfektan faaliyetleri yürütüyor. Milyondan bir belgesel film. Yerevan'daki Rus Sanat Müzesi online program. İran'ın Hoy eyaletinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'daki birçok ilçede hissedildi. Van Bahçesaray Karayolu'nda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kapanan yol, havaların düzelmesiyle 47 gün sonra yol açma çalışmaları başladı. Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 20 göçmen yaralandı. Batı Ermenistan, Covid-19 dalgasının gelişmesiyle Suriye'de ilk vaka yeni ortaya çıktı ve ABD-NATO ekseni Suriye'deki Rus ordusuna hemen saldırmak için salgının yaygınlaşmasının mümkün olan anını açıkça dört gözle bekliyor. Özellikle sultanın uzun süredir desteklediği gerici teröristlerin bulunduğu İdlib'deki durum Ankara'nın elinden çıkmaya başladı ve son günlerde Türk ordusuna yaptıkları saldırıları öncelikle zavallı maaşlarından dolayı ve Türk kuvvetlerinin elinde top mermisine yem olarak kullanılmaktan endişe duydukları için yoğunlaştırdılar. Bazı analistler bu yeni fenomen altında Putin'le imzaladığı ateşkesi hor gören ve Jisr al-Şuur'daki gözlem noktalarını çoğaltmaya devam eden Ankara'ya karşı patlayan bir saatli bomba olarak görüyorlar. Çünkü bu tam olarak İdlib'in yeni bir savaşın başlayacağı yerdir. Üstelik Rusya Federasyonu Savunma Bakanı General Sergey Shoigu, pazartesi günü Şam'da Devlet Başkanı Esad ile bu savaş hakkında görüştü. Yüzlerce uçakların ve S-400 füze rampalarının konuşlandığı Hmeymim ve Jebla'ya yönelik ilk büyük balistik saldırının görünüşe göre Akdeniz tarafından gerçekleştirildiği NATO'nun bu gerginliklerinin arka planına karşıdır ki ABD-İsrail ekseni 3 yıldır buraları etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 26 Mart saat 10 itibariyle 25 koronavirüs enfeksiyonu vakası daha doğrulandı. Onaylanan toplam vaka sayısı 290. Tedavi edilen kişi sayısı 18. Tedavi görenler 272 kişi. Negatif testler 1440. Ölüm vakası yok. Mayın Temizleme ve Uzmanlık Merkezi'nin Facebook sayfasından bildirildiğine göre Halep'te insani misyon yürüten Ermeni uzmanlar grubu çalışmalarına normal bir şekilde devam ediyor. Ermeni uzmanlar bu konuda aynı zamanda salgından kaçınmak için çevreyi klor karışımlı tekniklerle dezenfekte ediyor. Facebook sayfasında yer alan yazıda deneyimli doktorlardan oluşan ekibimiz tüm güvenlik kurallarına uyuyor ve tüm güvenlik önlemlerini uyguluyor dendi. Ermeni yurttaş Zekeriya Sabuncu yaklaşık 40 yıl sonra dönüş yaptığı memleketi Mardin'in Derik ilçesinde ata mesleği olan sabunculuk işine başlar. Zekeriya'nın gelişiyle birlikte Derik halkının Ermenilerle ilgili hafızası tekrar canlanır. Belgesel film, yöre halkının Ermenilerle ilgili bakışının güncelliğini bu dönüş hikayesi üzerinden göstermeye çalışır. Dünyaya hakim olan salgın durumu nedeniyle Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'daki Rus Sanat Müzesi, dünyanın diğer kültür merkezleri gibi çevrim içi çalışmasına başladı. Bu proje hem yetişkin hem de genç sanatseverleri ilgilendiren bir dizi uygulama geliştirdi. Armenpress'in aktardığına göre müzenin sosyal sayfaları farklı başlıkları olan yayınlar sunuyor. Bunlardan "Siz biliyor musunuz?" başlığı altındaki yayınlar yetişkin izleyiciler içindir ve bilgi amaçlıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sayat Nova Korosu tarafından seslendirilen Aşuh Şahin'in Almastı Şohume adlı eseri sunuyoruz. Oh,
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.